Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi sinapslarda yani pardon sinaps demişim, nöronlarda sinirsel iletimle başlıyoruz. İlk önce miyelinsiz nöronlar iletimden bahsedeceğim. Daha sonra miyelinli nöronlara geçeceğiz. Miyelinli nöronlar oldukça kolay, basit. Hemen nasıl olduğunu anlatıp geçeceğiz. Sonrasında arkadaşlar sinapslarda iletim yani kimyasal iletimden bahsedeceğim. Ve en son ise eşik değer. Daha sonra ya hep ya hiç kuralı bunlardan bahsedip konumuzu bitireceğiz. Peki. Miyelinsiz nöronlarda iletim nasıl oluyor? İlk önce bir şekil olarak göstereyim size. Daha sonra detaylarını açıklayarak yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir nöronun akson kısmı. Akson kısmında arkadaşlar bu söylediğim polarizasyon, depolarizasyon olayları orada gerçekleşiyor. O yüzden de akson kısmı aklınıza gelecek. Şimdi bakın. Dinlenme halindeki bir nöronda iç kısım negatif yüklüdür. Bakın iç kısım negatif yüklü. Dış kısım pozitif yüklüdür arkadaşlar. Dış kısım ise pozitif yüklü. İç kısımda potasyum iyonları ve anyonlar vardır. Anyon olarak da özellikle klor iyonları bulunur. Anyon nedir? Eksi yüklü iyonlardır arkadaşlar. Dış kısımda ise sodyum iyonları vardır. Sodyum iyonları. Şimdi iç kısımda potasyumlardan çok klor ve anyonlar bulunduğu için iç kısım eksi yüklü oluyor. Dışarıda da arkadaşlar zaten sodyum bulunduğu için dış kısım pozitif oluyor. Şimdi bakın burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bizim dinlenme halindeki bir nöronumuz arkadaşlar uyarı alabilmesi için bu durumda olması gerekiyor kesinlikle. Biz buna ne diyoruz? Polarizasyon diyoruz. Polarizasyon yani dinlenme durumu. Dinlenme durumu. Bir nöronun uyarı alabilmesi için polarizasyon haline gelmesi gerekiyor. Peki, şimdi sonuçta burada bir hücre zarı var. Sizce klorlar dışarıya çıkmak istemeyecek mi? Potasyumlar dışarıya çıkmak istemeyecek mi? Veya sodyumlar içeri girmek istemeyecek mi? Tabii ki isteyecek. Arkadaşlar burada bir pompa devreye giriyor. Sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa vardır. Bu pompa aslında şeydir. Bir kanal taşıyıcı protein olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Şöyle bizim hücre zarımızda bulunan sodyum potasyum pompası ne yapıyor biliyor musunuz? Enerji harcayarak sonuçta bu taşıyıcı proteindir. Enerji harcayarak klorların, anyonların, potasyumların hücre içinde kalmasını sağlıyor. Sodyumların da hücre dışında kalmasını sağlıyor. O zaman şu neymiş? Sodyum potasyum pompasıymış. Sodyum potasyum pompası. Bu pompanın görevi neymiş arkadaşlar? Bu da hücre içi ve hücre dışı iyon dengesini ayarlar. İyon dengesini ayarlar. Ve bunu ayarlarken de kesinlikle ATP harcar arkadaşlar unutmayın. O zaman bir hücre, sinir hücremiz dinlenme halindeyken ATP harcıyor mu? Harcıyor. İşte bizim aslında uyurken bile enerji tüketmemizin sebebi budur arkadaşlar. Hücreler dinlenme halindeyken bile enerji harcarlar. Neden? Bu sodyum potasyum dengesini koruyabilmek için. Peki polarizasyon durumu geçti. Diyelim ki bir uyarı geldi. Şöyle bir uyarı geldi arkadaşlar. Ve bu uyarı sonucunda neler değişecek buna bakalım. Uyarı geldiği zaman sodyum kanalları açılıyor. Sodyum kanalları açıldığı için bütün dışarıda bulunan sodyumlar içeriye giriyor arkadaşlar ve iç kısmın pozitif olmasını sağlıyorlar. İç kısmın pozitif olmasını sağlıyorlar. Peki bu evrenin sonuna doğru da arkadaşlar ne oluyor? Potasyum kanalları açılmaya başlayacak ve potasyumlar dışarı çıkacaklar. Şimdi iç kısım pozitifse dış kısım ne oldu bakın? Dış kısım negatif yüklü oldu. O zaman depolarizasyon dediğimiz bu durumda arkadaşlar ne oluyor? İç kısım pozitif, dış kısım negatif oluyor. İçeride hem potasyumlar var hem de sodyumlar var. İşte diğer anyonlar da bulunur ama onların sayısı oldukça az olduğu için hani bu ikisine göre bu yüzden iç kısım pozitif, dış kısım da negatif oluyor arkadaşlar. Bu da neymiş? Depolarizasyon durumuymuş. Şöyle yazayım. Depolarizasyon. Depolarizasyon durumunda kesinlikle enerji harcanmaz arkadaşlar. Bu durumda sadece difüzyon kurallarına göre olaylar gerçekleşir. Bakın ATP harcanmaz. ATP harcanmaz. Peki
Sodyum potasyum pompası çalışır mı depolarizasyon durumunda? Tabii ki çalışmaz arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Sodyum potasyum pompası çalışmaz. Evet, depolarizasyon durumu da bu şekilde. Hücrenin uyarı alıp dinlenme halinden uyarılmış hale geçtiği duruma biz ne diyoruz? Depolarizasyon durumu diyoruz arkadaşlar. Peki depolarizasyondan sonra, şimdi depolarizasyonun sonuna doğru da tabii ki potasyum iyonları dışarı çıkacak. Hani direkt hani içeride sodyum potasyum birlikte var ama dışarıda da ne var? Potasyum iyonları var arkadaşlar. Bunu da yazayım, kafanız karışmasın. Bu şekilde oldu. Peki hücredeki uyarı durumu bitti. Yani bu hücreden başka bir hücreye uyarı geçti. Bu sefer ne olacak? Arkadaşlar bu sefer de artık dinlenme haline geçecek. Ne yaptım böyle? Değişik bir şey yaptım. Bir dakika. Videonun böyle bir şeyini oynadım, ayarladım ama. Tamam, şimdi oldu. Arkadaşlar bu sefer de artık tekrar eski haline dönmek isteyecek. Biz bu duruma da ne diyeceğiz? Repolarizasyon durumu diyeceğiz. Peki repolarizasyonda ne oluyor? Repolarizasyonda arkadaşlar nöronlar tekrardan kutuplaşmaya başlıyorlar. Sodyum iyonları hücre dışına gidiyor. Potasyum iyonları da hücre içerisine giriyor. Tabii bunu nasıl yapıyor? Ne sayesinde yapıyor? Sodyum potasyum pompası sayesinde. Şimdi bakın şöyle düşünün repolarizasyon durumunda. İç kısım tekrardan negatif oldu. Dış kısım da tekrardan pozitif oldu. Dışarıda ne var? Sodyum iyonları var. Ama birlikte kalan potasyumlar da var arkadaşlar. Dış kısımda sodyumlar da var. Potasyumlar da var. İç kısımda da aynı şekilde sodyumlar da var. Potasyumlar da var arkadaşlar. Peki bu durumda ne olacak? Bu durumda hemen sodyum potasyum pompası devreye girecek. Ve bu sodyum potasyum pompası içeride olan sodyumları dışarı gönderecek. Dışarıdaki potasyumları da içeri alacak. Böylece repolarizasyon dediğimiz bu dinlenme haline geçme durumunda da ne olacak? Yine enerji harcanacak. O zaman şuraya yine ben sodyum potasyum pompasını çiziyorum. Şöyle NK pompası yazalım. Pompası. Bu durumda çalışıyor. Ve arkadaşlar sodyumların dışarı çıkmasını, potasyumların da içeri gelmesini sağlıyor ve enerji harcıyor. Bu durumumuzda neymiş? Repolarizasyon durumuymuş. Repolarizasyon durumu. Hemen altına yazayım ne olduğunu. Potasyum kanalları. Şöyle potasyum kanalları açılır. Sodyum, potasyumlar tekrar eski haline geçer. Eski haline geçer. Ve arkadaşlar burada sodyum, potasyum pompası çalışır. Pompası çalışır. Çalıştığı için de ATP harcanır mı? Tabii ki ATP harcanır. Evet, böylece ne oldu? Bakın biz polarizasyonu, depolarizasyonu ve repolarizasyonu anlamış olduk arkadaşlar. Miyelinsiz nöronlardaki iletim bu şekildedir. Peki, burada impulsun hızını etkileyecek bir durum var mı? Ve buradaki iletim nasıl bir iletimdir? Arkadaşlar, bir nörondaki iletim elektrokimyasal iletimdir. Neden öyledir? Çünkü bakın, hem pozitif negatif yükler değişiyor bu elektriksel, hem de klorlar ve potasyumlar, sodyumlar değişiyor arkadaşlar. Bu da kimyasal. O yüzden bir sinir hücresindeki iletim, elektrokimyasaldır. Elektrokimyasaldır ve bu mutlaka karşınıza çıkar elektrokimyasal olduğu. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğimize. Arkadaşlar, impulsun hızını artıran ya da azaltan şeyler nelerdir veya artırmayan, azaltmayan şeyler nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Bir kere bir nöronda arkadaşlar uyarının süresi, şiddeti, frekansı, nöron sayısı ve sinaps sayısı impulsun sayısını yani impuls sayısını artır ama hızı etkilemez. Şöyle diyeyim ben size aslında uyarı şiddetinin artması impuls hızını etkilemez. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Bakın hücre enerjisini uyarıdan almıyor.
Nereden alıyor? Hücre gövdesinden gelen ATP'den alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu ATP hücrenin ürettiği kadar sınırlıdır. Uyarıyı ben ne kadar artırırsam artırayım impuls hızı etkilenmez. Bu yüzden de bu çok karşınıza çıkar. Mutlaka uyarı şiddetinin artması impuls hızını etkilemez. Çünkü enerji uyarıdan değil. Nereden geliyor arkadaşlar enerji? Hücre gövdesinden gelir. Bu yüzden de dediğim gibi uyarının şiddeti impuls hızını etkilemez diyoruz. Şimdi peki burada eşik şiddetinden ya hep ya hiç prensibinden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra da miyelinli nöronlar diletimden bahsedeceğim. Şimdi bakın bizim bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu kavramlar nelerdir? Hemen yazalım. Bir kere eşik şiddeti nedir? Eşik şiddeti. Arkadaşlar eşik şiddeti şu. Bir nöronun uyarılabilmesi için gerekli olan minimum enerjiye biz eşik şiddeti diyoruz. Şöyle düşünün mesela ben masanın üstüne veya kağıdın üstüne elimi koyduğum zaman bir süre sonra zaten onun orada varlığından yokluğundan haberim yok. Yani şöyle düşün, üstünüze giydiğiniz kıyafetleri düşünün arkadaşlar. Kıyafeti giyiyorsunuz bir süre sonra onların varlığı yokluğu sizi hani çok böyle nasıl diyeyim etkilemiyor. O zaman bu nedir? Eşik şiddetinin düşük olduğunu gösterir. Ama size mesela aniden bir şey olsa, mesela birisi gelse size aniden üstünüze bir hırka atsa veya üstünüzü örtse böyle tam böyle uykuya daldığınız zaman en sinir olduğum şeydir. Tam böyle uykuya dalacağım. Gözlerim gidecek böyle birisi geliyor üstüme hop atıyor şeyi. Aslında bizi düşündüğü için yapıyor ama o anda bizim bütün sinir hücrelerimiz uyarıldığı için beynimiz o anda uyanıyor ve bir daha uyuyamıyorsunuz. Veya böyle çok uzun zaman geçmesi gerekiyor uyumak için. İşte eşik şiddeti budur arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Bir nöronun uyarılabilmesi için gerekli olan minimum enerjidir. Diyor ki eğer eşik şiddetinde ve üstünde bir uyarı gelirse ben buna cevap veririm. Yani uyarılırım. Eğer eşik şiddetin altında gelirse ben buna cevap vermem diyor. Peki böyle diyorsa arkadaşlar biz buna da ne diyoruz? Ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Ya hiç kuralı. Az önce söylediğimi tekrarlayayım. Diyor ki eğer ki eşik şiddetinin üstünde ve eşik şiddetinde bir uyarı gelirse ben buna tüm bedenimle cevap veririm. Yani tüm hücremle cevap veririm diyor arkadaşlar. Eğer eşik şiddetin altında bir uyarı gelirse ben buna hiç cevap vermem. İşte biz buna ne diyoruz? Ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Eşik şiddeti ve üzerinde uyarı gelirse cevap verilir. Eşik şiddetinin altında uyarı gelirse cevap verilmez. Biz buna ne diyoruz? Ya hep ya hiç kuralı diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde ya hep ya hiç prensibinden de bahsetmiş olduk. Şimdi bir de bunların grafikleri var. Bu grafiklerden bahsedeyim size. Şöyle grafiklerini çizeyim geleyim isterseniz. O şekilde anlatayım. Grafik üzerinden anlatayım arkadaşlar. Evet ben grafiklerimi çizdim geldim. Şimdi anlatalım. Arkadaşlar bakın şu birincisi size depolarizasyon repolarizasyonu eğer grafik üzerinde sorarsa onun için yazdım. Şimdi bakın zar potansiyel dediğimiz eksilik artılık. Şimdi eksi 70 artı 30'a göre gidiyor. Şimdi bizim şuradaki bakın 1,5 zaman süresini düşündüğümüz zaman yaklaşık 1,5'a kadar olan kısım nedir? Polarizasyon kısmıdır. Polarizasyon. Arkadaşlar dinlenme halinde. Şurada ne olmuş? Bakın uyarı gelmiş. 1,5. zaman diliminde uyarı gelmiş ve yavaş yavaş ne oluyor artık? Depolarizasyon durumuna geçiyor. Depolarizasyonun maksimum olduğu zamana biz ne diyoruz? Aksiyon potansiyeli diyoruz arkadaşlar. Bu durumda nedir? Aksiyon potansiyelidir. Peki aksiyon potansiyeline geçti ve tekrardan eski haline dönüyor. Repolarizasyona geçiyor arkadaşlar. Yani şu grafiğin aşağı doğru indiği kısım repolarizasyondur.
Sonra da en son neye geliyor zaten? Dinlenme potansiyeli, yani polarizasyon durumuna tekrardan geliyor. Grafik üzerinde sorulursa bu şekilde. Şimdi anlattığım eşik şiddeti ya hep ya hiç kuralını burada bakalım. Arkadaşlar şu birinci çizdiğim bir sinir teli için bakın, bir sinir hücresi. Sinir hücresi için geçerlidir. Şimdi burada eşik şiddeti nereden uyarılmaya başlamış? Bakın nereden uyarıyı almış? Şu üçüncü çizgiden. O zaman eşik şiddeti nedir? Budur. Eşik şiddeti. Çünkü üçüncüye kadar uyarı verilse de cevap vermemiş. Bu yüzden eşik şiddeti şu üçüncü çizgi. Peki eşik şiddeti arttıkça herhangi bir değişiklik var mı arkadaşlar? Aksiyon potansiyelinde yok. O zaman eşik şiddeti arttıkça tek bir sinir teli aksiyon potansiyeli olarak aynı cevabı verir. Yani ne oluyor arkadaşlar? İmpuls sayısı artıyor fakat tepkide herhangi bir cevap, yani nasıl diyeyim size, iletim hızında herhangi bir değişiklik olmuyor. O yüzden aksiyon potansiyeli bu şekilde çiziliyor. Ama biz bir sinir yumağını düşünürsek, bir sinir yumağı. Bakın bunda da yine bir eşik şiddeti vardır. Bakın eşik şiddeti nerede? Burada. Eşik şiddeti, yani şöyle düşünün. 100 tane sinir hücresinin, nöronun bir araya gelerek oluşturduğu bir sinir yumağı düşünün. Burada arkadaşlar aksiyon potansiyeli ilk başta şöyle artarak devam eder. Sonra da yavaş yavaş ne olur? Sabitleşmeye başlar. Neden? Çünkü her bir sinir telinin eşik şiddeti birbirinden farklıdır. Bu yüzden de aksiyon potansiyeli bu şekilde bir değişiklik gösterir. Şuraya isterseniz aksiyon potansiyeli yazayım. Aksiyon potansiyeli, bu kırmızıyla çizdiğim aksiyon potansiyeli. Şurası da arkadaşlar uyarılma şiddetidir. Uyarı şiddeti. Evet, bu şekilde bir sinir hücresi derse aksiyon potansiyeli değişmiyor diyorsunuz. Eğer bir sinir yumağından bahsediyorsa arkadaşlar aksiyon potansiyeli artıyor, sonra da sabit devam ediyor diyoruz. Peki miyelinsiz nöronlarda iletim bu şekilde. Bir de gelelim miyelinli nöronlara arkadaşlar. Şöyle 2 diyorum. Miyelinli nöronlarda iletim. Buraya sığdıracağım çünkü zaten az bir kısım. Miyelinli nöronlarda iletim. Şimdi miyelinli nöronlarda miyelin kılıf bulunduğu için bu miyelin kılıf arkadaşlar aksonun bu şiddeti, nasıl diyeyim, uyarılma kısmını kısıtlıyor. Nasıl oluyor bu? Bakın şöyle hücremizi çizelim. Arkadaşlar hücremiz şöyle. Şöyle ben büyük büyük çiziyorum ki daha rahat göstereyim diye size. Bunlar şivan hücreleri. Bu şivan hücreleri bir araya geldiler. Ne oldular? İşte miyelin kılıf ürettiler. Etrafında ne var bunun? Miyelin kılıf var. Şöyle yeşille çiziyorum üstünü. Siz şimdi PDF çıkarırsanız hepsi siyah görünecek ama ben yaptıkça siz de yine elinizde renkli kalemler varsa onlarla yapın. Daha iyi bir şekilde anlarsınız. Bu miyelin kılıftır arkadaşlar. Şimdi miyelin kılıfın olduğu yerlerde polarizasyon, depolarizasyon dediğimiz bu aksiyon potansiyeli görülmez. Sadece nerede olur biliyor musunuz? Polarizasyon, depolarizasyon Ranvier boğumlarında. Ranvier boğumu. Çünkü Ranvier boğumlarında miyelin kılıf yoktur. Miyelin yoktur. Ve aksiyon potansiyeli görülür. Aksiyon potansiyeli görülür. Ama miyelin kılıfın olduğu yerde yalıtım gerçekleştiği için aksiyon potansiyeli görülmez arkadaşlar. Yalıtım olduğu için aksiyon potansiyeli görülmez. Evet, bu şekilde. Peki buradaki iletim nasıl oluyor? Bakın Ranvier boğumunda polarizasyon depolarizasyon durumu olduktan sonra hop atlıyor, diğer Ranvier boğuma geliyor. Burada olduktan sonra atlıyor, diğerine geliyor. Atlıyor, diğerine geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Atlamalı iletim diyoruz. Atlamalı iletim diyoruz. Bu şekilde ta sinaps bölgesine kadar, yani iki sinir hücresinin bağlandığı bölgeye kadar atlamalı iletim gerçekleşiyor. Peki size şöyle sorsam. Madem ki Ranvier boğumlarında madem ki şey var, bu polarizasyon depolarizasyon olayı var. Ranvier boğumu arttıkça sizce iletim ne olur? Ranvier boğumu arttıkça iletim hızlanır mı, yavaşlar mı? Yavaşlar değil mi? Neden? Çünkü Ranvier boğumlarında bu durumlar görüldüğü için yavaşlayacak dolayısıyla. Zaten miyelin kılıfın amacı o. Miyelin kılıf
iletimi hızlandırmayı amaçlıyor. Bizim bazı işte mesela çevresel sinir sistemimizde miyelinde nöronlar bulunur. Daha hızlı cevap verelim diye arkadaşlar. Dolayısıyla mesela eliniz iğneye battığında işte hızlı bir şekilde çekmenizin sebebi nedir? Miyelinli nöronlardan dolayı. Eğer miyelinsiz nöronlardan oluşsaydı belki o çekim işlemi biraz daha yavaş gerçekleşecekti. O yüzden miyelin kılıf önemlidir. Şöyle diyorum. Ranvier boğum sayısı arttıkça iletim yavaşlar. Evet, bu şekilde miyelinli nöronlardaki iletimde görmüş olduk. Aklamalı iletim diyoruz. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Sinapslarda iletim diyeceğiz. Şimdi biz bir sinirsel hücrede, bir nöronda iletimi gördük. Hem miyelinde de hem miyelinsiz de gördük arkadaşlar. Şimdi gelelim. Sinapslarda nasıl gerçekleşiyor? Yani iki tane hücre arasındaki iletim veya bir hücre ile bir efektör organ arasındaki iletim nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. Şöyle hemen başlığımızı yazalım. Evet, hemen başlığımı yazdım. Arkadaşlar, şimdi sinapslarda iletim nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle sinaps nedir? Bundan bahsedelim. Bakın, sinaps eşittir şu. İki hücre arasında veya bir hücre ile efektör organ arasında bulunan bağlantıya biz sinaps diyoruz. İki hücre arasında ya da bir hücre ile Efektör organ neydi? Tepki organıydı, değil mi? Organ arasındaki bağlantıdır. Boşluk da diyebiliriz arkadaşlar buna. Şimdi bakın, şekil olarak ben size hemen göstereyim. İki hücre arasında olduğunu düşünelim. Şöyle bizim bir hücremiz var. Şöyle bu hücremiz şu şekilde. Şurası neydi zaten? Akson ucuydu, değil mi? Diğer hücre de gelmiş, şuradan bağlanmış bakın. Şuradan bağlanmış buna. Bu da böyle devam ediyor. Şu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar, şu iki bölge arasında kalan, bakın iki hücre arasında kalan bölge, yani şu bölgeye biz ne diyoruz? Sinaps bölgesi diyoruz. Ben şimdi size bu bölgeyi büyüterek çizeceğim. Hemen çizelim büyüterek. Bu arada bu yazının ilk başlarında böyle bulanıklaşıyor ama sonradan düzeliyor. Şöyle bakın. Şurayı hemen size büyüteyim. Bu şekilde bir şeklimiz var. Dikkat ederseniz zaten buna benziyor. Arkadaşlar, burası akson ucu, yani birinci nöronun akson ucu. Bu da ikinci nöronun dendrit. Arasındaki bölgeye biz ne diyoruz zaten? Sinaps bölgesi diyoruz. Şimdi bakın, akson ucunda kesecikler vardır. Şöyle kesecikler. Arkadaşlar, biz bu keselere sinaptik kese diyoruz. Sinaptik kese. Hemen yazıyorum. Sinaptik kese. Arkadaşlar, bu keselerin içerisinde nörotransmitter madde bulunur. Bakın, nörotransmitter madde bulunur. Peki nedir bu maddeler? Mesela asetilkolin, dopamin, histamin gibi maddeler. Bunların isimlerini yazacağım. Bu maddeler ne işe yarıyorlar peki? Bakın, nörotransmitter. Nöro, yani sinir hücresi. Transferden aklınıza gelsin. Sinir hücrelerindeki uyarıyı transfer eden, yani bir sinir hücresinden diğerine uyarıyı transfer eden yapılara biz ne diyormuşuz? Maddelere nörotransmitter madde diyormuşuz. Hemen bu nörotransmitter maddeleri de yazalım arkadaşlar. En önemli olanlarını yazacağım. Asetilkolin çok önemli. Daha sonra dopamin, serotonin. Sonra arkadaşlar histamin, noradrenalin. Bunlar nedir? Bizim nörotransmitter maddelerimizdir. Arkadaşlar, şimdi nörotransmitter maddeler nasıl üretiliyor? Uyarı nasıl geliyor bakalım. Uyarı şuradan geliyor. Uyarı buradan gelirken, şimdi polarizasyon depolarizasyon olayı gerçekleşti, bitti. Artık sinaptik keselerin uyarılması gerekiyor. Arkadaşlar, videoyu kesmek zorunda kaldım. O yüzden şöyle yaptım ben de. İki videoyu zaten birleştireceğim. Sıkıntı olmayacak. Siz birlikte izleyeceksiniz. Ama ben şöyle dedim, kenarına yazayım ne, hangi olayların olduğunu. En azından videoda vakit kaybetmeyelim anlatırken. Hem de daha kolay bir şekilde anlatırız. Şimdi ne oluyor bakın. Sinaptik keselere uyarı nasıl geliyor? Arkadaşlar, uyarı
nöronun akson ucuna geldiği zaman hemen sinaptik keselere gidecek. Peki nasıl gidecek? İlk önce hücrenin içerisine kalsiyum geçişi olur. Kalsiyum geçtiği zaman, bakın birinci olayımız kalsiyum geçecek. Kalsiyum geçtiği zaman hemen sinaptik keseleri uyarıyor ve keseler gidip egzositoz yoluyla zara bağlanıyor. Egzositoz yoluyla bağlanınca arkadaşlar içerisinde bulunan nörotransmitter maddeyi sinaps boşluğuna gönderiyor. Yani şurası neymiş? Sinaps boşluğu. Sinaps boşluğu. Bu boşluğa gönderiyor. Daha sonra ikinci hücrenin dendritinde reseptörler vardır. Bu maddeleri tanıyan reseptörler. Eğer ki tanıyan reseptör yoksa zaten uyarı diğer hücreye geçmez. Ama reseptörler var arkadaşlar. Bu reseptörler nörotransmitter madde buraya bağlanıyor ve uyarı ikinci hücreye geçiyor. Peki nasıl geçecek uyarı? Arkadaşlar ikinci nörona sodyum girişi gerçekleşiyor. Ve daha sonra depolarizasyon dediğimiz olay başlıyor. İşte sinapslardaki uyarı iletimi bu şekildedir. Sinapslarda uyarı kimyasaldır ve yavaştır arkadaşlar. Unutmayalım, şöyle yazalım hatta. Sinapslarda uyarı iletimi kimyasaldır. Kimyasaldır ve yavaştır. Ve yavaştır. Peki normal tek bir nöronu düşündüğümüz zaman nasıldı? Nöronlar da elektrokimyasaldı. Bu yüzden de hızlıdır arkadaşlar. Ama sinapslar da yavaştır. Peki bir uyarı gidiş yönünü düşünelim. Uyarının gittiği yerleri düşünün arkadaşlar. Bir uyarı iletiminde sinaps sayısı arttıkça uyarı iletimi hızlanır mı, yavaşlar mı? Sinaps sayısı arttıkça iletim ne olacak? Yavaşlayacak. Çünkü neden? Sinaps boşluklarında bir oyalanma gerçekleşiyor. Sonuçta burada tamam, belki hani bizim bahsettiğimiz saniyeler böyle çok küçük küçük saniyeler. Ama sonuçta arttığı zaman arkadaşlar daha geç uyarılma, daha geç iletilme olayı gerçekleşiyor. Şimdi gelelim size burada birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Birincisi seçici direnç. Arkadaşlar şimdi mesela bizim elimize iğne battığında neden sadece o elimizi çekiyoruz, diğerini çekmiyoruz? Veya işte gözümüze bir uyarı geldiğinde mesela neden sadece belirli bir noktaya odaklanıyoruz, diğerlerini görmüyoruz? Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Seçici dirençtir. Duyu organlarına gelen uyarılar sinapslarda seçici direnç dediğimiz bir olayla karşılaşıyorlar. Mesela burada sodyumun yerine eğer ki klor girmiş olsaydı arkadaşlar, bu sefer neyle karşılaşacaktı? Seçici dirençle. Neden? Çünkü klor buradaki uyarının bu nörona girmesini engelleyecekti. Dolayısıyla arkadaşlar seçici direnç bütün kasların ve bezlerin çalışmasını engellemiş oluyor. Yani eğer seçici direnç dediğimiz olay olmasaydı, bizim elimize iğne battığı zaman biz bütün kaslarımızla ne yapacaktık? Cevap verecektik. Ya da işte gözümüze bir uyarı geldiği zaman, bir yere baktığımız zaman belli bir noktaya odaklanamayıp her tarafı görecektik arkadaşlar. Her tarafı görecektik derken hani o alana odaklanmayı geç yapacaktık veya hiç yapamayacaktık. Dolayısıyla bu yüzden seçici direnç oldukça önemlidir. Bir de iki olayımız daha var. Engelleme ve kolaylaştırma. Eğer ki bir uyarı aynı nöron üzerindeki diğer bir uyarıyı etkisiz hale getiriyorsa biz buna engelleme diyoruz. Sadece kendi uyarısı geçiyor. Mesela örnek vereyim. Arkadaşınızla telefonla konuşuyorsunuz ve etrafınızdan gelen diğer sesleri duymuyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Engellemedir. Neden? Çünkü diğer sesler aslında kulağınıza geliyor ama bir arkadaşınızla konuşmada uyarılan işte uyartı diğer konuşmaların uyartısını engelliyor arkadaşlar. Bu yüzden de sadece arkadaşınızı dinliyorsunuz. Peki kolaylaştırma nedir? Bu da tam tersi, bir uyartı aynı nörondaki diğer bir uyartının gücünü artırıyorsa, yani iletimini iyice hızlandırıyoruz, gücünü artırıyorsa biz buna da kolaylaştırma olayı diyoruz. Evet, bu şekilde sinapslarda iletimden bahsettik. Peki impulsun iletim hızını neler etkiler arkadaşlar? Bir de bundan bahsedelim. Hemen şöyle yazalım. İmpuls iletim hızı. İmpuls iletim hızını neler etkiliyor arkadaşlar? Aksonun çapı bir kere etkiliyor. Aksonun çapı arttıkça iletim hızlanıyor. Şöyle düşünün. Hani aksonlar nasıl yapılardı? Böyle uzun yapılardı, değil mi? Çapı arttıkça alan genişlediği için daha hızlı bir şekilde iletim artıyor. O zaman şöyle yazıyorum. Akson çapı. Bakın şöyle yukarıya doğru ok koydum. Akson çapı arttıkça iletim hızı artar. Daha sonra arkadaşlar miyelin kılıf.
Miyelin kılıf. Yine miyelin kılıf ne yapıyor? Uyartıyı artırıyor, yani hızı artırıyor. Sonra Ranvier boğum sayısı. Ranvier boğum sayısı. Arttıkça ne olur? İletim yavaşlar. Peki şöyle düşünürsek sinaps sayısı, onu da yazalım. Sinaps sayısı arttıkça ne olur arkadaşlar? O da yine impuls iletimini yavaşlatır. Evet, bunlar impuls iletim hızını etkileyen faktörlerdir. Arkadaşlar başka faktörlerimiz de var. Bunlardan da bahsedeyim size. Bunlar da mesela nöronlardaki impuls sayısını etkileyenler. Bakın bir kere impulsun hızını, iletim hızını, uyarının şiddeti kesinlikle etkilemez. Bakın ne azaltır ne de artırır. Kesinlikle etkilemez. Bunu unutmayın. Sorularda mutlaka bu şekilde karşınıza çıkar. Bakın impuls sayısını ne etkiler peki? İmpuls sayısı. Arkadaşlar bunu da uyarının şiddeti. Uyarının şiddeti impuls sayısını artırır. Şöyle düşünün. Bakın uyarının şiddeti impulsun hızını artırmıyor ama impuls sayısını artırıyor. Hani biz böyle şeyler çizmiştik ya, böyle üçgen yapılar çizmiştik ya. İşte onların sayısını artırıyor arkadaşlar. Daha sonra gelelim bir diğerine. Uyarının frekansı. Zaten uyarının frekansı da aynı o dediğim şeyler. Üçgen çizdiklerimiz arkadaşlar. Sonra geliyorum bir de uyarının süresi. Uyarının süresi. Eğer ki uyarının süresi uzun sürerse impuls sayısı da arkadaşlar ne yapacak? Artacak. Tamam, bu şekilde impulsun sayısını etkileyen faktörler de bunlardır. Şöyle altına da etkiler yazalım, yarım kalmasın. Böylece biz ne yaptık? Sinir sistemindeki iletimden bahsetmiş olduk. Sonraki videomuzda ne yapacağız? İnsanda sinir sistemine geçeceğiz arkadaşlar. İşte en sevdiğimiz bölüm aslında nedir? Beyindir. Talamus, hipotalamus, bunları göreceğiz arkadaşlar. Sonraki bölümde, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.